Yıllardır şarkı sesleri birbirine karışıyor un kapanı koridorlarında. Burada bu savaşta galip çıkanlar da var, yenilenler de. İşte onların hepsinin plakları, kasetleri bu raflarda yer alıyor. Peki ya madalyonun öteki yüzü? Un kapanı bir acayip kurt kapanı. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Doğubank artık dar gelmeye başlayınca İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'na taşınıyor. 5. ve 6. bloklara yerleşiyor plak firmaları. Eskiden Doğubank işanının içindeydi. Buradaki yapımcıların hepsi de oradaydı. Bir anda hızlı bir şekilde herkes burada bir yer edindi ve müzik sektörünün doğuşu böyle bu un kapanı hikayesi gibi başladı. Un kapanını hep duyarız, haberlere çıkar, şudur budur. Bir gün un kapanına gitmeyi denedim. 12-13 yaşlarındayım herhalde. Perakende satış yapan birkaç dükkan vardı. Orada çok keyif aldım çünkü sizin mahallede bulabileceğiniz çeşitten çok çok fazla çeşit vardı ve nispeten uygun fiyata sattığı için müdavim oldum un kapanını. Yani un kapanının havası da çok güzeldi. Yani böyle burası böyle her kapıda 30 kişi vardı. Bir sanatçı göreceğim diye camlara böyle 30 kişi yükledik. Kaç defa polis çağırdık, dağıttık yani. Aşağıda akşamdan yatanlar vardı çay ocağının önünde. Bir taraftan sürekli hamallar, mal taşırlar, çay ocakları doludur. İrili ufaklı bir sürü sanatçı görebilirsiniz. Müzik üzerinden ilerlersek evet un kapanı İstanbul'un merkezi. İstanbul bir merkez. Yani kimse Ankara'ya gitmiyor, kimse İzmir'e gitmiyor. Ankara'ya gidenler bile bir süre sonra İstanbul'a dönüyor. Orhan Gencebay da ilk İstanbul'da değil Ankara'da başlıyor hikaye. Ankara Radyosu'nda saz çalıyor. Ankara Radyosu'nda sazını çaldıktan sonra birileri seni İstanbul'a götürelim, orada meşhur edelim diyor. İstanbul zaten merkez. Müziğin de merkezi olduğu için herkes akın akın buraya geliyor. Çünkü İstanbul çok büyük bir de bir taraftan baktığımızda ve herkes burada, herkes var. Arabesk dalında söz yazarı ve müzik yapan insanların hepsi de bu un kapanındaydı. Gurbetçilik vardı, hasretçilik vardı, ana baba özlemi vardı. Köyden kaçan, memleketten kaçan İstanbul'daydı. Bir sürü insan geldi. Yani 10 metrekarede eskiden 4 kişi yaşarken bir anda 40 kişi arttı. Bu insanlar varlıkla gelmediler. Eğitim için gelmediler yani. Ama dükkanlara geliyordu, çayını kahvesini içiyordu. Yapımcılarla sohbet ediyordu. Ama besteciler, söz yazarları bir arada orada şey yapıyordu. Ama popüler müzikteki eser sahipleri hiçbir zaman un kapanında gezmedi. O dönem herkes plakçı olma hayali kuruyor bir taraftan. Hani sadece zengin olma hayali, gelip şöhret olma hayali kuranlar yok. Bir sürü insan da plakçılık yaparak kendince zengin olmayı öngörüyor. Bu yüzden de birçok şirket kuruluyor. Aslında un kapanının Doğu Bank'a sığmayıp plakçıların un kapanına taşınma sebebi bu. Bir bilet alana kendisini doğrasın diye bir jilet bedava verenlere kimse sesini çıkarmıyor. Ne arıyorsunuz insanların üzerinde? İnsanların üzerinde aradığımız şey jilet. Konserlerinden yansıyan görüntüler izleyenleri korkuturken Müslüm Baba'yı da üzer. Toplu hainleri andıran jiletli görüntülerin önüne geçemez. Acıyla, kederle, mutsuzlukla başlayan her söz bir jilet darbesine denk gelmeye başlar. Arabeskin babaları Ferdi Tayfur'la Hakkı Bulut sahne aldı, ortalık savaş alanına döndü. Toplumu şekillendirme ve dönüştürme çabasıyla arabesk müziğinin yolları açıldı. İşte Ferdi Tayfur Adana'dan kalkmış gelmiş. Müslüm Gürses Adana'dan yine keza kalkmış gelmiş. Böyle böyle hikayeler insanları cezbediyor ve aslında onlar da inşaat işçisi olmak için, para kazanmak için, başka bir şey yapmak için geldikleri için kendilerinden olarak görüyorlar. Bu yüzden de baba, abi gibi isimlerle onlara sesleniyorlar. Gelen insanlar böyle bir yaşam içinde olmadıkları için kültür sanat ihtiyaçlarını sadece arabesk müzikle sağladılar yani. Rahmetli babamız işte Bergen'e bir iş yapacağı zaman, şuradan aşağıya seslendiği zaman işte Ahmet, Mehmet kimse eser sahibi. O adam yukarı geliyordu, en son bir şey yaptıysa sana şarkının sözlerini getiriyordu, veriyordu ya da bir demo bir şey okuduysa kendi ağzından. O kalabalıklarda söyleniyor ama herkes kendi derdini anlatıyor arabeskte. Dolayısıyla bir yalnızlık hali de söz konusu. Tanrım bütün kullarını sen affetsen, ben affetmem diyor adam. Bizzat yaşadığım
bir süreç. Avize atölyelerinde çalıştım. Korkunç bir kaset çalar olur. Patlak kolonlar, yüksek volüm. Bir sürü insan aynı atölyede çalışır. Hayatından bezersin. Tabii ki orada oturup kimse Cesut Al dinlemiyor yani. Orhan bile değildi be. Orhan Light kaçardı. Gelip artist olmak için yola çıkan çok insan var. Bunların bazıları sahiden başarılı oluyor. Ama bazıları kaybolup gidiyor, yok oluyor. Kurtların kuşların elinde yem oluyor. Kurt kapanı diye bir tabir vardır ya, bu tam da o dönemde ortaya çıkmış bir tabir aslında. Un kapanına kurt kapanı diyen de bir kısım insanlar var. Un kapanında bir düzen var ve o düzen kendi kendini sürdürüyor. Ve o düzen içinde oyunu kuralına göre oynayanlar ve hile yapanlar birbirinden ayrılıyor doğal olarak. Ben İstanbul'a geldim ama nasıl geldim? At arabamı satın. Herkes bana dedi ki, kardeşim gözüm, sende bu ses varken sen daha ne duruyorsun? Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Anadolu'dan gelen tabii birçok albüm çıkarmak isteyen sanatçı vardı burada. Kendilerini dinletmek, göstermek, anlatmak istiyorlardı. Yani burada karşılık alamadığı zaman aşağıda ya da yukarıda katlardan herhangi birinde bağıra çağıra şarkı söyleyip kendini dinletmeye çalışan birçok insan vardı burada zamanında. O zamanlar İstanbul'un taşı toprağı altın diye insanlar geliyordu belki. Kesinlikle biri olmasa öbürü olur diye düşündükleri için belki de. Herkes gelip sesini dinletiyordu burada. Hey İstanbul, hey altın şehir. Milyon üstüne milyon kere adam beslersin. Bir ökkeş uyanık ailesin fazla geldi sana. Biz sana fazla geldiysek sen de bana fazla geldin. Fazla geldin! Birikim var ve bu birikim un kapanındaki yapımcıların elinde hala. Eski bir albüm yeniden basıyorlar, eski albümlerden toplamalar yapıyorlar yeniden, yeni bir albüm yaratıyorlar. Eskiden İstanbul'da ne bileyim belli başlı sayılı ses kayıt stüdyoları varken artık evlerden bir sürü iş yapılıyor. Gidip ne yapacaksın? Haftada bir gidiyorsan ayda bir gitmeye başlıyorsun. 3 yıl sonra 3 ayda bir gitmeye başlıyorsun. Çünkü yapacağın bir şey yok. Merkez de orada değil. Son aşağı yukarı bir 20 seneyi hayatımızdan çıkartırsak, evet gerçekten bir sanatçının bir yerlere gelmesi için, bir albüm yapması için olmazsa olmazıydı. Un kapanına gelip bir tane şirketle anlaşıp bir şekilde hayatına devam etmesi için. Ama son yıllara baktığımız zaman evet un kapanına kolay kolay insanlar gelmiyor. Buraya gelen insanlar tamamıyla fiziksel olarak plak arşivlerini genişletmek için. Onun dışında da zaten yeni bir şey yapmak isteyen telefonunuzu da buluyor, mail de atıyor. Hani siz davet etmediğiniz sürece zaten kimse buraya gelmiyor. Bu da herkesin kendi evinde plak şirketi kurabilmesi anlamına geliyor ve un kapanı ortadan yavaş yavaş çekiliyor. Bir dolu yapımcı un kapanına gitmiyor bile yani. Ha, ofisleri var, işler oradan yürüyor. Dijital müzikle beraber back kataloğumuz olduğu için zaten sektörde hala hayatımıza devam ediyoruz ve gerçekten geçmişe de bir özlem, geçmişteki şarkıların dinleniyor olması zaten bizi ayakta tutan en büyük güç. Kolayına benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar buzu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde. Mahkum elinde. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde.